Bingöl, Zazalar Diyarı Bingöl hakikaten bizim için çok ayrıcalıklıydı, önemliydi. Çünkü benim ilk doğu görevimdi, aynı zamanda ilk de valiliğimdi. 5 yıl gibi uzun bir süre burada Bingöl'lü kardeşlerimizle birlikte Bingöl'e hizmet etme fırsatı bulduk. Öncelikli olarak şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yaşlılarımız, dullarımız, yetimlerimiz bizim için her zaman ayrıcalıklı oldu. Ve onların önceliğinde politikalarımızı, çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tabii bunu yaparken sadece valilik olarak değil, başta belediye olmak üzere rektörlüğümüz ve diğer kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, ticaret sanayi odası, jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızla birlikte hizmet etme imkanı bulduk ve hakikaten bu hizmet ederken de sadece gayemiz Bingöl'lü kardeşlerimizin huzur ve refah içerisinde yaşamasıydı. Onların hayatını kolaylaştırmak bizim için birinci derece öncelikliydi. Bundan dolayı da tüm kaymakamlarımızla birlikte özellikle çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirdik. Vatandaşla hemhal olmak ve onların sorunlarını birinci dereceden çözüme kavuşturmak hep önceliğimiz oldu. Geldiğimde de söylemiştim, devlet yürüyen bir hukuktur. Dolayısıyla devlet işlerini hukuka bağlı olarak yapar. Bizler de bugüne kadar hukukun dışına çıkmadan, insan haklarına aykırı işlemler yapmadan, vatandaşımızın lehine sonuçlanacak her şeyi yapma, çözüme üretme gayreti içerisinde olduk. Bunu yaparken elbette sadece kurumlarımızla değil, aynı zamanda iş insanlarımızla birlikte de hareket etme fırsatı bulduk. Ben ayrı ayrı her birine teşekkür ediyorum. Hakikaten bugüne kadar ne yaptıysak, ne yapma gayreti içerisinde olduysak, hepsinde yanımızda yer aldılar, hepsinde destek verdiler. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Tabii gönül isterdi ki çok geniş, kapsamlı bir veda yapalım. Herkese ayrı ayrı gezelim, helallik dileyelim. Ama ne yazık ki buna hem vakit açısından biraz sıkıntımız var. Dolayısıyla bakanlığımız ayın 16'sı itibariyle yeni valilerimizin başlaması talimatını verdi. Dolayısıyla yarın da inşallah yeni valimiz gelip başlayacaklar. Yeni valimiz Ahmet Hamdi abi'yi tanırım. Çok kıymetli birisidir. Hakikaten çok değerli birisidir. Çok tecrübelidir aynı zamanda. Ben inanıyorum ki Bingöl'e bizim ötemizde bizden çok daha fazla gayreti olacaktır, hizmeti olacaktır. Bizden önceki tüm valilerimizin yaptıkları çalışmalara teşekkür ettiğimiz gibi bundan sonraki tüm valilerimize de huzurlarınızda inşallah güzel hizmetler yapma adına hayırlı görevler diliyorum şimdiden. Değerli arkadaşlar, sizlerle birlikte olmak hakikaten bizim için büyük bir ayrıcalıktı. Her biriniz, ben biliyorum ki işleri yaparken hukuk çerçevesi dahilinde en iyisini yapma gayreti içerisinde oldunuz. Çok teşekkür ederim. Geçen yıllarda, inşallah bu yıl da öyle olur, özellikle özel idare biliyorsunuz Türkiye çapında bir rekora imza attı. Bu değerli kaymakamlarımızın, özel idaresi genel sekreterimizin ve tüm ekibimizin çalışmasıyla gerçekleşti. Bundan dolayı da her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakikaten emeğinizi, gayretinizi esirgemeden, sakınmadan sarf ettiniz. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Tabii yakında bir kaymakamlar kararnamesi var. Muhtemelen bazı arkadaşlarımız yeni görev yerlerine gidecekler. Yeni kaymakam arkadaşlarımız gelecek. Turgay komutanımızla çalışma fırsatımız oldu biliyorsunuz. 5 yıllık süreç olunca başsavcılarımız da dahil olmak üzere 2-3 galiba dönem değiştirdik. Ama çok teşekkür ederim ben Sayın Komutanımıza, Emniyet Müdürümüze ve MİT Müdürümüze, Tugay Komutanımıza. Hakikaten Bingöl'ün güvenliği adına herkes elinden geleni yaptı. İkinci öncelikli politikamız olan istihdamı artırma çalışmasında da çok ciddi bir ivme kazanacağını düşünüyorum ki özellikle tekstil atölyeleriyle birlikte bu sayı ciddi anlamda yükselmişti. Geldiğimizde yaklaşık 3 tane olan tekstil atölyesi bugün yaklaşık 38 tane değerli arkadaşlar ve her birinde şükürler olsun 200 ile 700 arasında vatandaşımız çalışıyor.
Altyazı M.K.